Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, mücellâ, musaffâ, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm hazaratının ruhu şeriflerine bir Fâtiha-i şerif, üç ihlas. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerimiz, Tövbe suresinin son iki ayeti okundu. Orada Cenab-ı Hak bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıtıyor. Yakından tanımamızı istiyor. İçinizden bir peygamber tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Sizler çok rauf ve çok rahim. Çok merhametli ve çok şefkatli. Yani Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerine diğer bir peygamber için peygamberle olan bu iltifat yok. Demek ki bir müminin de Cenab-ı Hak en çok Kur'an-ı Kerim'de Rahman ve Rahim esması geçiyor. Bir müminin de el-merume men ahabbe Resulullah Efendimiz'e benzemesi. Demek ki çok şefkatli ve çok merhametli olması. Fetih Sûresi'nin son ayetinde de Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'in yanında bulunanlar kimler onlar? Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun yanında bulunanlar Allah düşmanlarına karşı, Resulullah düşmanlarına karşı mukavim, tavizsiz İslam'ı yaşayacak, İslam'ın şahsiyet ve karakterine uygun şekilde hayatını tanzim edecek. Bir taviz vermeyecek İslam'da. Müminlere karşı da çok merhametli olacak. Bir kardeşlik yaşanacak. İbadetten ondan sonra Cenab-ı Hak namazdan sen onları rükû ederken ve secde ederken görürsün buyuruyor. Demek ki bir müminin bir rükûsu, bir secde, bir ihtişam sergileyecek. Bir ruhaniyetle dolu olacak. Cenab-ı Hak'tan ne talep ederler bu Efendimiz'in yanında bulunanlar? Cenab-ı Hak'tan fazilet ve rıza isterler. Başka bir şey istemezler. Fazilet sahibi bir mümin olabilmek, bir de Allah'ın rızasını elde edebilmek. Min esir-i sucud, secde alameti görsün onlarda buyuruyor. Bir nuraniyet, bir huzur hali görsün buyuruluyor. Bu Tevrat'taki misaldir bu. İncil'deki misal ise diyor. Cenab-ı Hak bir misalle bildiriyor. Bir bahçıvan bir tohum eker. Fidan büyür, kalınlaşır. Bu eken bahçıvanı sevindirir. Tabii bu kâfiri de küffarı da İslam'ın intişarı onu da çok öfkelendirir. Yani demek ki burada bir hizmete Cenab-ı Hak bizi yönlendiriyor. Demek ki bir müminin farik vasfı hizmet olacak. Allah kendisine ne verdi? Verdiği bütün imkânlarla Allah'a hizmet edecek. Güzel bir nesil yetiştirecek arkasından. İslam'ın inkişafına vesile olacak. Velhâsıl Allah da onlara ne vaat ediyor? Bu amel-i sâlih işleyen, iman amel-i sâlih işleyen, Cenâb-ı Hak onlara mağfiret ve onlara çok ecir, ihsân ediyor, vaat ediyor. Cenâb-ı Hak cümlemizi inşallah Rasûlullah Efendimiz'in ahlâkıyla ahlaklanmayı, O'na bir hayırlı ümmet olmayı, Efendimiz rahmeten lil âlemin, اَلْمَرُ مَا مَنْ اَحَبِّ بُيْكِ sevdiğiyle beraberdir. Demek ki O'nun ümmetinin bir rahmet ümmeti olması. İslam'ın şahsiyet, İslam'ın karakterini temsil edebilmesi. Cenâb-ı Hak bu şekilde bir kul olabilmemizi arzu ediyor. Tabii Efendimiz'i yakından tanıyabilmek. Biz ancak kendi emsallerimizi yakından tanıyabiliriz. Resulullah Efendimiz bütün peygamberlerin üst noktasında, en üstünde. Yalnız o rahmeten lil âlemin, bütün âlemlere rahmet. Sırf bunun topluma değil. Gelecek asırlara, ta kıyamete kadar gelen bütün insanlara büyük bir rahmet. Bir müminin de onun temsilen rahmet insanı olması. İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki Allah Teala kendi katından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden daha kıymetli bir insan yaratmamıştır. Zira Cenab-ı Hakk'ın ondan başka birinin hayatını yemin ettiğini işitmedim buyuruyor. Cenab-ı Hak yalnız Resulullah Efendimizin hayatı üzerine le amruke buyuruyor. Onun hayatı üzerine yemin olsun, and olsun diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın
insanda tecelli eden bir harikası, bir mucize Efendimiz. Her insan ne kadar problemi varsa, 23 sene nebevi hayatında onda kendi problemini çözer. Fakat yaklaştığı nisbette, takva sahibi olduğu nisbette, Cenab-ı Hak Rasûlullah Efendimiz'e le amrükü buyuruyor, Hicr Suresi'nde onun ömrüne yemin ediyor. Asır Suresi'nde onun yaşadığı asra yemin ediyor. Yani kendimizi yoğunlaştırmamız. Beled Suresi'nde onun beldesine yemin ediyor. Yasin Suresi'nde onun nübüvvetine yemin ediyor. Bir de Efendimiz'in alakası olan her şeyi de Cenâb-ı Hak kıymetlendiriyor. Mesela onun nesebini hayırlı kılıyor. Sâdât ve Şerîf aileleri oluyor. Ehl-i Beyt'i tathir ediyor, Ehl-i Beyt'i temizliyor Cenâb-ı Hak. Tathir ediyor. Akrabalarına sevgi gösterilmesini arzu ediyor. Onun kavmini ve aşiretini şereflendiriyor. Hanımlarını da müminlerin annesi kılıyor, ümmahat kılıyor. Her hanımın ayrı ayrı farikalı var. Hazreti Fatıma validemizin ayrı farikası var. Hasan Hüseyin Efendimize ayrı farikaları var. Amcası Hazreti Hamza'yı şehitlerin efendisi ediyor. Eshab-ı kiramının takva ehli kılıyor ve onu bütün insanları seçerek ona sahabe eğiliyor. Cenab-ı Hak bize de Tövbe Suresi 100. ayetinde onun eshabına benzememizi Cenab-ı Hak istiyor. İslam'a ilk giren muhacirler Mekkeliler ve Medineliler Ensar ve onlara tabi olan ihsan sahipleri. Yani Mekkelilere, Medinelilere benzememizi arzu ediyor Cenab-ı Hak. Onun yaşadığı asrı Âdemoğulları için en hayırlı bir asır oluyor. Orayı asr-ı saadet eyliyor. Bir faziletler medeniyeti meydana geliyor orada. Kıblesini insanların Adem Aleyhisselam ilk yarattığı Kâbe'ye yönlendiriyor. İlk yapılan mabede yönlendiriyor. Kur'an-ı Kerim'i korumayı kıyamete kadar kendi üzerine Cenab-ı Hak vaat ediyor. Kendi üzerine alıyor. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da yok bu. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de. Bir de beldesini harem kılıyor. Nasıl Mekke bir haremse Medine-i Münevvere de harem kılıyor. Onun mescidine Ravza'da kılınan namazı 1000 namazdan daha faziletli kılıyor. Kendisine yolculuk yapılan 3 mescidin arasında olmuş oluyor. Minberini cennette havzun üzerinde eğiliyor. Evi ile minberi arasını cennet bahçelerinden bir bahçe eğiliyor. Uhud'u cennet dağlarından bir dağ olmuş oluyor. Ümmetini merkez ümmet, en hayırlı bir ümmet kılıyor. Ve diğer ümmetlere şahit olarak gönderiyor. Her insanın bir şeytanı vardır peşinde. Kiramen kâtibim ama bir de şeytanı. Yani bir kalabalıkla geziyoruz daima. Efendimiz'in yanında bulunan şeytanı bile ikram etmiş, onu İslam'a girmeyi nasip etmiştir. O da Peygamber'e hayırdan başka bir şey emretmemiştir. Cenâb-ı Hak onu bütün bunları ve daha fazlasını ikram ihsan ediyse, onu çok seviyor demektir. Çok çok, en çok onu seviyor demektir. O halde biz onun kıymetini takdir etmeye, ona ihtiram göstermeye, onu yüceltmeye ve sevmeye koşmamız zaruri. Yani Cenâb-ı Hak Efendimizin alakası olan şeyleri tekrim ediyor. Onlara bir izzet veriyor. Demek ki bizim de alakamız ne kadar Rasûlullah Efendimiz'le? İbadetlerimiz ne kadar benziyor? Hâlimiz ne kadar benziyor? En başta akîdemiz ne kadar benziyor? Muâşeretimiz ne kadar benziyor? Ahlakımız ne kadar benziyor? O kadar demek ki ne kadar benziyorsa Efendimiz alakası bizimle artıyor demektir. Çünkü ben kıyamette sizin çokluğunu da iftihar edeceğim. Sakın günah işleyerek beni yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor Efendimiz. Demek ki biz de burada Rasûlullah Efendimiz'le alakamızı arttırmaya gayret etmemiz. Onun o güzel sıfatlarıyla müzeyyen hale gelebilmemiz. Bunun gayreti içinde bulunabilmemiz. Eshâb-ı kirâmın derdi buydu. Yani onun ibadeti nasıldı? Efendim benim kıldığım gibi kılın buyuruyor.
benim gibi olun buyuruyor. Demek ki biz de her anımızda ben ne kadar ona benziyorum. Resulullah Efendimiz benim yanımda olsa benim bu halime memnun olur mu? Yoksa bu halimden benim üzülür mü? Demek ki bir mümin de daima bu endişe içinde olacak ki Resulullah Efendimiz ne kadar alakamız artarsa Cenab-ı Hakk'ı indinde de o kadar bizim sevgimiz artmış oluyor. Mühim olan üç tane talimat var, üç tane şart var. İlk inen ayet اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratışımız لِيَعْبُدُنْ لِيَعْرُفُونَ Allah'a kul olmak, لِيَعْرُفُونَ Cenâb-ı Hakk'ı kalpte tanıyım. Yani marifetullah'tan bir nasip alabilmek. Kalp, nefsani arzuları bertaraf edecek, ruhani istidatları. Cenâb-ı Hak نَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiği istidatları, beni Adem mükerrem kıldık diyor. O mükerrem istidatları kul inkişaf ettirecek, nefsani arzu bertaraf edecek, kendi daima ilahi kameranın altında olduğunu idraki içinde yaşayacak ve kalp inkişaf edecek. İkra bismi rabbikellezî halak, her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Gözünü düşünecek, nasıl ufacık bir 5 gramlık bir madde devamlı fotoğraf çekiyor, hafızaya atıyor, hatırlıyor vesaire. Kulak bütün uzuvları ayrı. Cenab-ı Hak semâla tefekküre davet ediyor gökyüzüyle. Bak diyor, kaldır başını diyor. Bir futur görüyor musun diyor. Kaldır, tekrar bak diyor. Atmosferle, o semâ âlemiyle defalarca Cenab-ı Hak yağmurla nasıl bir su çıkıyor? Ta güneş bunu buharlaştırıyor. Her türlü su. İyi su, kötü su, idrar vesaire, şu bu, lağım suyu, hepsini güneş buharlaştırıyor, semada temizleniyor, tekrar indiriyor. Belki şu bardaktaki su, belki milyon sefer semaya indi çıktı, temizlene geldi. Yani yediğimiz gıdalar, kim veriyor bunu, kim ikram ediyor? Cenâb-ı Hak, şükreden kullarım azdır buyuruyor. Demek ki mahlukatı bizim için çalışıyor, toprak bizim için, her şey bizim için. Demek ki daima kul besmele ile başlayacak, hamd ile bitirecek ve tefekkürle görecek, kalbi görecek ve tefekkür halinde olacak. Yani tasavvuf tefekkürü zirveleştirir. Çünkü kalbi hayatı inkişaf ettiği için tefekkür zirveleşir.